Merhaba sevgili takipçilerim. Neşe'nin tarif adresine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte el açması ıspanaklı börek yapacağız. Evet, hadi tarife geçelim. İyi seyirler. Gerekli olan malzemeler. 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı çiçek yağı, 1 su 1 çay bardağı su, tuz, 1 adet yumurtam ve burada bir kepekli unum ve normal beyaz unum var. Evet şöyle bir kap kullanıyorum. Kabıma öncelikle 1 adet yumurtamı ekliyorum sarısıyla birlikte. 1 bir çay bardağı çiçek yağı, Evet, bir su bardağı sütüm var. Çok soğuk değil, ılık normal. Sütümü ekledim ve bir suyum var. Çay bardağından birazcık az. Tamamını ekliyorum. Bir, bir buçuk çay kaşığı tuzumu kattım ve bunu bütün malzemeleri çırpıyorum. Evet, böyle bir aparatım var. Evet, bununla bu şekilde çırpıyorum. Evet kepekli un kullanacağım. Biraz beyaz unla karıştıracağım. Yani karışık olarak yapacağım. Şöyle 200 milimlik su bardağıma. Evet bir bardak kattım. Onu katıyorum. Toplamda 2 su bardağı kepekli un kullanıyorum. Sade beyaz un da yapsanız, yaparsanız da güzel olur. Evet şu an beyaz unumdan bir su bardağı kattım. Evet. İkinci bardağımı da katacağım ama şöyle bir önce bir karıştırmak istiyorum. Evet aparatımla karıştırıyorum. Evet toplamda şu an 3 su bardağı un katmış oldum. kadar yeterli. Evet. Dördüncü su bardağımı da unumu kattım. Evet. Beşinci bardağımı şu an katıyorum. Artık elimle yoğurmaya başlayabilirim. Evet yavaş yavaş da unumla ilave ederek 5. su bardağımın unumun tamamını katıyorum. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Sert bir hamur olmayacak. Sonra hamurumuzu dinlendireceğiz. Yoğurma işleminin çok güzel olması gerekiyor. Güzel açılması için. Evet öncelikle böyle kabımda karıştıracağım. Evet sonra tezgahıma katacağım. Evet bir Yarım bardak daha un ilave ettim. Toplamda beş buçuk su bardağı un kullanmış oldum arkadaşlar. Evet güzelce yoğuruyorum. Evet artık tezgahıma birazcık un serpip şöyle boşaltayım. Evet hamurumu koyup bir güzel tezgahta iyice 5 dakika yoğuracağım. ve sonra dinlendireceğim. Evet, hamurumu güzelce yoğuruyorum. Evet, yoğurdukça Hamurum toplanıyor. Güzel bir kıvam aldı. Evet, yumuşaklık bakın bu şekilde. Çok güzel bir hamur oldu. Evet şöyle hamurumu toparlıyorum. Şöyle hamur yoğurduğum kabıma birazcık un serpip hamurumu koyup üzerine birazcık un serpip Evet, kenara koyuyorum. Üzerinde örtüyorum. Evet bu şekilde bir saat dinlendiriyorum. Evet ben hamurumu dinlendirdim. Yumuşacık çok güzel bir hamurum oldu. <laughs> evet şöyle işaretledim. Sonra kesip beze yapacağım. Bu malzeme ile toplamda yani iki tepsi böreğim olacak. Şöyle bir borcamama biraz un serpiyorum ve yapmış olduğum bezelerimi sıralıyorum. Toplamda 18 bezem oluyor. Üzerine temiz bir bez örtüp bekletiyorum. <laughs> Kenara alıyorum ve şimdi iç malzemelerini hazırlayacağım. Ispanağım e, var 1 kilo. Temizledim, yıkadım. Evet burada da evet yağım, soğanım, Pul biber, nane, bir de şöyle peynirim var. Önce ocağın altını yakıp soğanlarımı birazcık kavuracağım. Bir filcan çiçek yağımı ilave ediyorum. Ben başka çiçek yağı kullanmayacağım. İçine katmıyorum. Evet, iki adet soğanımı küp küp doğramıştım. Soğanlarımı kavuruyorum. Evet bu kadar yeterli artık ıspanağımın içine katabilirim ocağımın altını kapattım hemen sıcak sıcak ilave ettim şöyle karıştırıyorum nane'm ve pul biberim var o tercihe bağlı karabiber de katabilirsiniz evet burada da Herhangi evinizde kullan kullandığınız herhangi peynir peynir olabilir, çökelek olabilir. Evet ben şöyle peynirli yapıyorum. Böyle karıştırıyoruz. Evet iç harcım benim e, bu kadar. Peyniriniz çok tuzluysa ayarlayın arkadaşlar. Ben bir çay kaşığı kadar şöyle bir peynirin bir tuzuna baktım, bir çay kaşığı kadar tuz katmamı gerek gördüm. Sizde kendi damak zevkinize göre, peynirinize, tuzuna göre ayarlayın. Tamam, iş malzemem bu kadar. Şimdi tepsime biraz çiçek yağı koydum. Evet, her tarafına gezdireceğim. <laughs> Artık hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Tezgahıma birazcık un koydum. Bezeme alıyorum. Biraz şöyle ona bulayıp evet bezeme Artık açmaya başlıyorum arkadaşlar. Evet biraz daha un serptim. Açabildiğim kadar incelikte açacağım. Hamurum güzel dinlendiği için çok güzel açılıyor. Sonra ben şu şekilde bakın incelikte. Diğer bir tarafa bir tezgahımı daha koydum. Ve burada da iç içini burada hazırlayacağım. Birazcık çiçek yağı gezdiriyorum. Evet bir tarafını birazcık katladım. Bu kısma hazırlan hazırlamış olduğum ıspanak harcımdan sıralayıp rulo yapacağım. Evet. Ben birazcık bol kullanıyorum çünkü bu senecek. Evet bu kadar yeterli. Tüm bezelerimizi evet bu işlemi yapacağız. Yine böyle bir fırın tepsim vardı. Ben bunu kullanıyorum. Aynen şöyle kenardan başlayıp kalan kısmını da kesmiyorum geri döndürüyorum döndüre döndüre bu işlemi hepsini yapacağım Evet arkadaşlar ikincisini de açtım birazcık yine yağ Evet, tepsimde dolana kadar bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Buraya 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı kadar çiçek yağı koydum. Evet böyle çırpıyorum ve her yerine gelecek şekilde hazırlamış olduğum böreklerin üzerine sürüyorum. Fırınımı da açtım. Şu an ısınıyor. 180 derecede şu an arkadaşlar. Evet biraz da şöyle kavrulmuş susamım var. Aralıklı olarak susamımdan da serpiyorum. Hazır şimdi fırınıma koydum. Evet fırınım sıcak. Şöyle 40 dakika kadar bir süre yapacağım. Ben turboda 180 derecede pişiriyorum. Fırınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Evet benim böyle nar gibi çok güzel kızaran bir böreğim oldu. El açması. Şimdi kesip dilim yapıp servis yapacağım. Evet çok güzel incecik oldu arkadaşlar. Artık dışarıdan almıyoruz. Evet tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi lütfen arkadaşlar unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.